Bayağı hadi gidelim abi o tarafa doğru biraz. Sol tarafa doğru. Abi gay o tarafa. Tam gerdiler. Hüseyin abi. Şuradan sen de gerdin. Ha şunu. Yok tek sayfa zaten. Buyurun efendim. Tamam, bir sorun olmasın. Tamam. Şöyle biraz şey gözüküm şekilde tutar mısınız? Elimden geldiği kadar yapayım abi. Hemen. Hüseyin hocam benim öne gel. Azıcık daha açalım. Buyur abi. Mikrofon herhalde alır oraya kadar. Buradan. Yer değiştirmemize gerek yok. Vallahi bilmiyorum ki. Muzaffer bilir o işi. Sayın basın mensupları, değerli katılımcılar. İstiklal'den istikbale 100. yılında İstiklal Marşı. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla TBMM'de 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olarak ilan edilmesiyle oy birliğiyle karar verildi. Bu vesileyle bizler de genç memur sen teşkilatları olarak bugün Türkiye'nin 81 ilinde şehir meydanlarında Cuma namazına müteakip İstiklal Marşımızı okumak üzere toplanmış bulunmaktayız. 7 düvele karşı verilen milli mücadelenin bir beyanı zişana ihtiyacı vardı. Şehit olma hasretiyle emperyalist işgalcilere karşı kadın, erkek, genç, yaşlı ve hatta çocuk demeden savaş cephelerinde saf tutan Anadolu'nun cesur yürekli neferlerine istiklal mücadelesi azmini pekiştirecek bir marş gerekiyordu. Milli şuuru, imanın ve inancın zaferini meydanlarda diri tutacak bir marşın yazdırılması zarureti doğmuştu. 1920 yılında bu halüzarite binaen Marif Vekaleti tarafından milletimizin düşmanlarla girmiş olduğu istiklal mücadelesini ifade ve terennüm etmek üzere ödüllü bir istiklal marşı düzenlendi. 700'den fazla eserin katıldığı yarışmada gözler Mehmet Akif'i arar. Ancak hayatı boyunca hiç taviz vermediği ilkeli duruşunu bir kez daha ortaya koyarak para ödüllü bir yarışmaya milletin mebusu olarak katılmanın etik olmayacağını beyan eder. Daha sonra Marif Vekili Hamdullah Subki ve Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Cantay tarafından paranın Darül Mesai Kurumu'na bağışlanması konuşulur ve İstiklal Marşı yazmaya ikna edilir. Nihayet Akif Ankara'da Taceddin dergahında zaman ve mekanın şuurundan mülhem olan bir haleti ruh ile kimi zaman uykularından kalkarak kimi zaman istirak halinde yazmıştı İstiklal Marşı'nı. Tarihi 12 Mart 1921'i gösterdiğinde milletimizin vatan müdafasına ifade edilmiş yüce bir armağan gibi mısraları titriyordu yürekleri İstiklal Marşımızın. Ferasetinin ihtişamına tanık olduğu Necip milletin Yılmaz iradesi karşısında korkma diyerek başlıyordu büyük şair. Bir milletin en zor şartlarda verdiği kurtuluş mücadelesinde elde ettiği zaferin ilelebet süreceğinin mütabakat metnini okuyordu adeta. İstiklal Marşı cihan şumul bir medeniyetin onurunu sömürgeci işgalcilere karşı nasıl koruduğunun bir vesikası olarak geçmiştir tarihe. Mananın maddeye hüküm sürdüğü bir tasarrufla yazılmış, her bir mısrası maneviyatla mahkum olan olağanüstü bir eserdir. Klasik bir ifade ve terennüm olmanın ötesinde bir milletin özgürlüğe ve bağlılığının dizelere döküldüğü büyük bir deklarasyondur. Sade bir şiir ve marş olmanın çok ötesinde sözcüklerin Kur'an ışığında ruha büründüğünü bir bağımsızlık manifestosudur. Meselenin hülasası şu iki dizeyle bile ortaya koymuyor muydu Kur'an şairi? Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Bugün burada ülke olarak Mehmet Akif'in milletimize armağanı, beyanı zişan olan İstiklal Marşımızın 100. yılını idrak ediyor olmanın gururunu iliklerimize kadar yaşıyoruz.
Türkiye'nin en büyük sendikası Memur Sen'in Gençlik Teşkilatı Genç Memur Sen olarak Türkiye'nin çimentosu olduğunu düşündüğümüz İstiklal Marşımızdan feyiz alarak ilim, irfan ve hikmet yolunda geleceğe emin adımlarla yürüme gayreti içerisinde olacağız. 2021 yılının İstiklal Marşı olarak ilan edilmesinde emek veren kişim ve kurumlara teşekkürlerimizi iletirken millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize de İstiklal Marşımızın şanına yakışır bir nitelikte saygılarımızı arz ediyoruz. Türkiye'nin en büyük sivil gençlik hareketi olarak İstiklal Marşımız gibi kutlu bir mirasa sahip çıkmanın idrakiyle gerektiğinde tereddüt etmeden canımızı ortaya koyarak milletimizin ve vatanımızın birlik ve beraberliğini daim kılmak için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 100. yılını kutladığımız İstiklal Marşımızın milletimize ilham olacağı, nice asırlar geçirmesini diliyor. Böylesine anlamlı bir konu ile bir asır sonra bir arada olmamıza vesile olan Kur'an şairi olarak da bildiğimiz İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyerek sizleri İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat! Korkma sönmez bu şafak, larda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen son ocak o be. Milletimin yıldızıdır parlayacak o benim dir, o benim milletimin ancak. Çatma kurban olayım çehrenin ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir güne bu şiddet bu celal sana. Olmaz döküle kanlarımız sonra helal akılır. Hakka tapa milletimin istiklal. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.